Ukrayna ve Rusya arasındaki yükselen gerilim, Vladimir Putin'in mal varlığını tekrar gündeme getirdi. Bazı kaynaklar Putin'in dünyanın en zengin adamı olduğunu, altından tuvaleti olduğunu söylüyor. Zenginin malı, züğürtün çenesini yorarsa, biraz çenemizi yoralım o zaman. İşte tüm detaylarıyla zenginin malı. 17 yıldır Rusya'nın başkanı olan Putin'in kişisel serveti, çok sayıda evi, yat filosu, arabaları ve gizli başkanlık sarayları milyon dolarlar ediyor. Yıllık 100 bin euroluk maaşını saymıyoruz bile. Bazı kaynaklarsa Putin'in Elon Musk ve Jeff Bezos'tan daha fazla serveti olup dünyanın en zengin adamı olduğunu söylüyor. Eski Rus devlet danışmanı Stanislav Belkovski, Putin'in mal varlığının 52 milyon euro olduğunu tahmin ettiğini söylemişti. Amerika Serbest Yatırım Fonu uzmanı Bill Browder, The Washington Post'ta Putin'in 147 milyon euro serveti olduğunu söylemişti. Forbes'ın yürüttüğü araştırmalar, Putin'in yüklü servetini nasıl topladığına dair bazı teoriler ortaya attı. 11 milyon euro servetiyle bir zamanlar Rusya'nın en zengin adamı olan Mikhail Khodorkovsky, dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlarıyla 2013 yılında Putin tarafından hapse atılmıştı. Suçlamaları reddeden Khodorkovsky, parasını sahip olduğu petrol sahalarından kazandığını söylemişti. Khodorkovsky, bir toplantıda Rusya'nın yozlaştığını söyleyerek Putin'i eleştirdikten aylar sonra hapse atılmıştı. Browder, Putin'in varlıklı Rus oligarşi yöneticileriyle anlaşmak için Khodorkovsky'yi hapse attırdığına inanıyor. Browder, anlaşma şuydu: mal varlığının yarısını bana verirsen diğer yarısı sende kalabilir. Eğer vermezsen mal varlığının hepsini alır, seni de hapse atarım. 17 yıldır iktidarda olduğu süre boyunca Putin'in bu yollarla 200 milyon dolar kazanç elde ettiğini düşünüyorum, dedi. Bir başka teori ise Putin'in adam kayırarak yakın çevresine iyilikler yapıp daha sonra onların kurduğu girişimlerden para kazanıyor olması. Putin'in kızı Katerin Tikhanova ile evli Kiril Shamalov özel bir banka olan Gazprom Bank'tan para alıyor. Bu parayla da Putin'in arkadaşı Timchenko'nun şirketi Sibur'un hisselerinin %17'sini satın alıyor ve 34 yaşındayken milyoner oluyor. Bloomberg köşe yazarı Leonid Berchtesgaden, ihtiyacı olmadığı için Putin'in o kadar fazla bireysel varlığının olmadığını iddia ediyor. Berchtesgaden, 2013 yılında bütün ülke onun parmağının ucunda. Putin parmağını oynasa devlete ait olan firmalar çok düşük fiyatlara varlıklarından feragat ederler. Bir telefon eder, zengin bir iş adamı başkanlık rezidanslarının onarımı için yüklü bir bağış yapar, demişti. Bazı kaynaklarsa Putin'in 50 milyon dolarlık kişisel zulası 160 milyon euro değerinde mal varlığının olduğunu söylüyor. Boris Nemtsov, Putin'in 4 yat, 43 uçak, 7000 araba, 15 helikopter ve altından tuvaleti olan bir jet almak için mal varlığının bir kısmını harcadığını söylüyor. 2018 yılı Newsweek haberine göre 7000 arabasının içinde olan kurşun geçirmez limuzin filosunun 192 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor. Nemtsov, Putin'in 500 bin euro değerinde saat koleksiyonu olduğunu da iddia ediyor. Graceful isimli yatının değeri ise 73.2 milyon euro civarında. Putin'in ayrıca Karadeniz'de 1 milyon euro değerinde mega malikanesi de var. Alexei Navalny'nin ekibi bu malikanenin içinden görüntüler ele geçirdiklerini, malikanenin içinde striptiz direği olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca malikanede buz hokey pisti, özel tiyatro ve üzüm bağları olduğu da söyleniyor. 2017 yılında Putin'in Vyborg Körfezi'ndeki bir adada bulunan Villa Selgren isminde büyük bir malikane satın aldığı haberi de yapılmıştı. Putin'in jetlerinden birinde ise spor salonu, bar ve 3 adet yatak odası olduğu söyleniyor. Videomuzu Profesör Özgür Demirtaş'ın sözüyle bitirelim: bir ülkenin lideri zenginse halkı fakirdir. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.